Herkese merhaba. T62 tankımızla yeni bir videomuzla beraberiz. Sakin sahil haritasını bir bu taraftan bir diğer taraftan size yansıtmaya çalışacağım ve gene T62 ile oynadığım iki enteresan oyunu göstermeye çalışacağım. T62 şu güne kadar hani çok fazla konuşmadık üzerinde Rus tanklarında ama birisi WOT'ta bana medium tank nedir diye sorsa birebir yansıtacağım ve söyleyeceğim tanklardan biridir. Kıvrak mı kıvrak, hızlı mı hızlı, topu iyi vuruyor mu? Yani yüksek vurmuyor ama düzgün vurabiliyor. Yani bir medium tanktan beklediğiniz her şeyin bir araya geldiği bir tank bu. Yani WOT'un Renault Megane'ı mı diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum. Çünkü gerçekten bir kişi medium tank sevip sevmeyeceğini bu tankı kullanarak algılayabilir. Bana göre diğer bütün medium tanklar bunun üzerinden dallanıyor ve bunun üzerinden ayrılıyor. Yani E50 deseniz daha hantal, daha fazla nişan vurabiliyor. Behçet deseniz çok fazla hasar verebiliyor ama hiç zırhı yok. İngiliz tankları deseniz iriler, tamam topu iyi ama hiç zırhı yok gene. Ama T62 farklı bir tank. Yani gerçekten bu oyunun ilk zaten güçlü beta dönemlerinden kalan TL4 tankının güzel bir Tier 10 yansıtılması diyeyim. Tamam belki mükemmel özellikleri yok ama genel olarak bütün özellikleri o kadar iyi ki ve o kadar medium tank sınıfına uyuyor ki çok rahatlıkla herkese önerebileceğim, yani medium tankın ne olduğunu hissetmek için, Tier 10'da nasıl oynandığını, nasıl güzel bir şey olduğunu görebilmek için önerebileceğim güzel bir tanktır. Bir diğer artısı da benim için kesinlikle öyle, çok stressiz bir tank. Yani beklentinizi hiçbir noktada aşırı tutmadığınız ama hani buna rağmen çok iyi işler başarabildiğiniz bir tank. E50 öyle değil veya bir Leopard öyle değil veya bir Behçet öyle değil. Çok dikkatli oynamanız gereken tanklar bu bahsettiklerim. Ama T62'de saçmalayabiliyorsunuz veya belli riskleri alarak daha bunların size karşılığını düşürebiliyorsunuz. Yani daha az hasar alabiliyorsunuz veya bazı durumlardan daha hızlı kurtulabiliyorsunuz veya motorunuz daha az yanıyor. Efendime söyleyeyim, taretiniz sektirebiliyor gerçekten. Kıvraklıkla artıdan kaçabiliyorsunuz çünkü çok güzel hızlanabiliyorsunuz. Enteresan bir tank özellikle. Şimdi iki tane video art arda izleyeceğiz. İkisi de bu haritada, yenilenmiş Srinkost yani sakin sahil haritasında ve nasıl hakikaten oyunu mahvedebileceğinizi göstereceğim bu iki videoda da. Burada bana gene eşlik eden Gulyabani, TL4 tankı var şu an yanında. Tier 11 maçtayız. Gördüğünüz gibi karşı takımda 4 tane ağır, bir tanesi Waffenträger olan çok ağır TD'ler var. Ama buna rağmen bu yapabileceğimizi yapacağız. Aynı zamanda bu ilk oyunlarından biri yenilenmiş sakin sahil haritasında. O yüzden tipik olarak hep A2, A3 taraflarına gitmeye yeltendiğim bir durum var. Ve burada da gayet gene işe yarıyor. Çünkü biliyorsunuz normalde bu E8-9 hattından geçiş yoktu yan tarafa. Ama medium tank olarak oraya girmek istemiyorum. Direkt açıktan giderek her zamanki medium noktasına erişmeye çalışıyorum. Böyle bir haritada medium tanksınız. Bakın Tier 10 başka medium tank, Leopard var bir tane. O da birebir şu an arkamdan gelmiyor. Foh da maşallah benim kadar hızlı olduğundan çok güzel destek verecek şekilde önümden ilerliyor. Gulyabani arka kısımda şu an. O da benim biraz arka tarafıma gelmesi gerekiyor. Ama asıl yapılan şu. Burada biliyorsunuz eğim azaltıldığı için ben hızlıca mevzileniyorum ve karşıdan gelen tankları açmaya yelteniyorum. İlk gördüğüm bir Leopard tankı karşıda. Ve direkt çat diye vuruyorum. Leopard biliyorsunuz zaten fazla zırhı olan bir tank değil. Özellikle de bakın o kadar güzel ki T62. Çat diye vurup hani o kadar rahatlıkla geriye doğru hızlanabilen bir tank. Ve düşük profilli bir tank. O yüzden böyle bir pozisyonda karşıdan birisi sıktığında genelde taretinize denk geliyor ve taretinizin inanılmaz bir eğimi var. Altın mermi atılmadığı sürece çok zor bir ihtimalle size hasar verebilirler. Oyuna bakıyoruz. Düzgün dağılmış. Çünkü ne demiştik? Medium tanklarda özellikle oyunu takip etmeniz ve düşen hatlara destek vermeniz gerekiyor. Ama sol alt tarafta yani E75'lerin, ST1'lerin olduğu tarafta hiçbir şey yok. Ki burada asıl olayın aşağıda döndüğünü de biliyorum ama ben bu sırada yukarıdayım daha fazla. Aşağıya da çok fazla girmiş tank yok. Hala bastırmaya devam ediyorum. Buradan yanlara bakıyorum. Ne oldu? Önümüze bir E75 açıldı. Arkamdan Gulyabani ve diğer tanklar da bana destek veriyor. Burada şimdi oynamaya başlıyorum. Leopard'ı görüyorum gene. Çok güzel bir şekilde gene tak diye vuruyoruz. E75 benimle ilgilenmiyor.
Leopard bu sefer artık korktu ve bana doğru gelmeye çalışıyor. Bir şekilde taret sırtından sektirmeyi başardı bu sefer. Ama mahvettiler. Hani bir Leopard'ı nasıl kullanmazsınız? İşte böyle kullanmazsınız. Bakın burada çok enteresan incecik noktadan E70 yaşı vurabiliyorsunuz. Vessif karşı fazla bir şey yapamıyor. Arkada VK da varmış. Ağız be. Güzel tanktı da işte. Önünü kestiler. Büyük tank olacaktı. Biliyorsunuz Maus'un artık çok fazla bir değeri kalmadı. Özel koşullar haricinde. Ona giden bir tank. Ama durum ne? Hatlar birleşmiş durumda. Kafa kafayız. Burada bir tane 75'ten yiyorum. Artık zorlamanın çünkü cılkını çıkarttım gerçekten. Yediğim tankın haddi hesabı yok. Bu şekilde devam ediyoruz sağa sola bakmaya. Nedense bir tane hitim bu arada eksik gözüküyor. Şu anda normalde 900 hasarda olmam gerekiyor. Ama arka tarafa bakıp koşan tankları da avlayabiliyorsunuz. Hani bu bir E50 topu değil. Ama gördünüz bu mesafeden T71'e bir tane vurabildik. Yani ne yazık ki o gene gidip bizim artimizi alacak. Çünkü yeterli değil buradan vurma. Sağdan yardık. Bu noktalara kadar geldik. Yapacağımız diğer bir iş burayı diğer arkadaşlarımızı kullandırarak açmak olacak. Burada kafa kafaya heavy tanklarla kapışabilecek bir pozisyondayım gerçekten. Garip açılardan kendimi göstermeyerek bir sağa bir sola vızır vızır geçerek eğlendiğim bir oyun oluyor. Koştururken VK'ya bir şekilde 280 hasar vermeyi başarıyorum. Sağ olsun o yan yan duruyor. Bu sefer bana ama güzelce gömüyor. Olabilen bir şey. Gene tabii driver'ım ölüyor. Ama bunun dışında gayet çatır çatır yememe izin veriyor nedense. Böyle bir adam olduğunda ne yapıyorsunuz? T-62'niz bile olsa side scrape yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi az önceki mermi sekiyor. Arkadaşı yemeye devam ediyorsunuz. Neden? Çünkü merminiz 270 deliyor. Hiç de sıkıntı değil sizin için bu yüzden VK. Yani orada durması büyük hata tabii ardı ardı. Böyle durumlarda özellikle karşınızdaki oyuncular çok iyi değilse ve ne yapacağını bilmiyorsa, daha da hani çok iyi değil demeyeyim de sıkıştırılmışsa hiç korkmayın. Özellikle atışından yararlanın. Burada mesela E75'i kıl kadar ince bir yerden taretin arkasından vurmayı başarıyorum. Hiç beklemediğinden eminim oradan bir hasarı. Böyle sinir şeyleri de yapmanızı izin veren gene bir topu var. Artık boyumu çok şanslıydım yoksa gerçekten bu topun da accuracy artık yani bu nişanı çok mu düzeltildi bilmiyorum ama çok rahatlıkla hareket halindeyken sağa sola giderken hasar verebiliyorsunuz. Burada eski E75'i hatırladım. Hani dönemez ben ondan önce dönerim falan diye düşündüm ama biliyorsunuz E75'in 1200 beygirlik motoru alındı. Yerine 9 beygirlik verildi ama inanılmaz bir şekilde taret dönüş ve etrafında dönüş hızları arttırıldı. Bu nedenle de yakın mesafede inanılmaz kıvrak. Şu motorun alınması olayı zaten E50'yi vurdu. Asıl E75'i değil. Onu da başka bir videoda üzerinden geçeriz. En kritik nokta asıl burası. Şimdi bakın burada bir takım oyunu durumu var. Ben burada Gulyaban ile konuşuyorum. Hedefim şu. Karşıda ne var? Bir obje 268. Bu tanka ne yapılabilir? Bu tanka şu an o S8 veya ben hiçbir şey yapamayız. Ama benim 1100 canım olduğu için ben yardırarak yanına geçersem arkadan gelen Gulyabani ona nişan alıp sıkabilir. Ve ben o hasarı kabul ederek yanına geçmiş olabilirim. Çünkü yani yapılabilecek çok fazla başka bir şey yok. Ha burada durumu karıştıran ne oluyor? 212A var. Orada bir artı var yani. O bizim canımızı sıktığı için geriye kaçıyoruz. O IS-8'e sıkıp vuramıyor. Burada zamanlamayı ayarlamaya çalışıyorum Gulyabani ile. O bana bekle diyor çünkü karşıdan gelen bir iki başka tank var. Onlara nişan almaya çalışıyor. Biz hala bekliyoruz. Ben burada gerginle alışıyorum artık çünkü vakit kaybediyoruz. Ama eninde sonunda ne oluyor? Benim yanıma geliyor ve benim dediğimi uygulamaya başlıyoruz. Ve ben yardırmaya başlıyorum. Burada enteresan bir şey oluyor. Nedense obje bana sıkmıyor. Ben alttan sıkıyorum ve hasar veriyorum. Burada bana sıkmadığı için yapabileceği en mantıklı işi yapmaya çalışıyor. Bana dönmeden arkamdan geçen Gulyabani'ye sıkma. Ama nasıl yapıyorsa bilmiyorum vuramıyor. Ve bana burada çok güzel bir şekilde kendisini öldürtüyor. Yani burada o TD'nin yaptığı da doğru, bizim yaptığımız da doğru.
benim hızlı geçeceğimi biliyor. Benim küçük bir tank olduğumu biliyor. Vurduğu zaman belki hasar veremeyeceğini biliyor. Geçmeme izin verdi ve arkamdakini avlamaya yöneldi. Çünkü oyunun onun için bittiği belli. Birebir daha net hasar verebileceği adamı vurmaya çalıştı. Ama nedense onu da vuramadı. Yani düşünce doğru ama aksiyona geçirme yanlıştı. Buradan çıkıp, şimdi aksiyona geçirme yanlış derken mesela benim bir yanlışımı göreceksiniz. Burada tabii 212 görüyorum. Ve yandan 1-2 mermiyle avlıyorum ama fark etmediğim şey alttan artık objenin gelmiş oldu ve burada nereye kaçacağım şaşırıp kıçımdan başımdan çok güzel bir şekilde hasar yiyorum. Hem gunner gidiyor hem taret gidiyor. Burada onları artık iyileştirerek, çünkü daha önceden de ölmüştü bir kere biliyorsunuz, devam ediyorum yoluma. Burada dönmemesini engellemek için kendimizi biraz hasardan, canımızdan feragat ettirip durduruyoruz ki Gülyabani'ye dönemesin. Bunu da indiğim panzer videosunu hatırlayacaksınız. Aynı şeyi Su-152'ye yapmıştık. Ve bundan sonra artık kepe girdik. Ve çok güzel bir şekilde kepimizi yapmaya başladık. Ki burada artık yetmiyor. Hani cılkını çıkartıyoruz. Orada ST-1 falan var. Veya T-110E3 var. Onları atmaya çalışıyorum ama tabii gunner ölü. O yüzden vuramıyorum bazılarını. İkinci de vurabiliyorum. Ama üçüncü mermi atacak kadar vakit bırakmıyor Gülyabani sağ olsun. Ve artık hep de 3 kişiyiz. 3 kişi şeklinde kazanmaya çalışıyoruz. Ne oluyor burada? Bir Waffenträger Panzer 4 geliyor. Bizimle oynuyor. Ben burada hatta birazcık korkuyorum. Çünkü aslında bastırsa ve kepi bozsa çok büyük sıkıntı olabilir. Ama yapmıyor. Benim en son vuruyor üstünden kapılamı ve Commander'ın kapılısını bozuyor. Başka bir şey elde edemiyor. Ama ne gördük? T-62 eğlenceli. Çok hızlı dolduruyor. Gerçekten inanılmaz hızlı dolduruyor. Belki hasar düşük ama kıvrak bir oyuna izin verebiliyor. Şimdi bunu bakalım. Tersten oynayalım ve neler yapılabileceğini görelim. Evet, bu oyunda ters taraftayız. Gene bana Gülyabani eşlik ediyor. Gene aynı tank dizilimiyle, gene T-10 bir maçtayız. Ne yapıyoruz gene? Az önce yaptığımızın tam aynısı. Sol taraftan yardırıp gitmeye çalışacağız. Zaten fazla yapacak bir şey yok. Bu güzel bir şekilde update edilmiş bir harita olmuş gerçekten. Bunda hızlı bir şekilde orta alanda kapışmalardan veya sol taraftaki hızlı geçişlerden anlayabiliyorsunuz. Bu eğimleri azaltmaları hem çok fazla böyle uzun mesafeli nişancıyı engellemiş durumda, hem de oyunun hızını arttırmış durumda. Ki birazdan göreceğiz. Evet. T-62'mizle güzeller güzeli herkesin evinde, garajında olması gereken tankımızla yardırarak gidiyoruz. Orta alt tarafa inenler var. Sağ tarafa giden sadece Waffenträger tankımız var. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hala devam ediyoruz. Bir şey çıkmıyor. Bir tane AMX-1375 çıktı sadece. Tamam diyoruz. Bir bakıyoruz. Az canı var. Hemen sıkıyoruz. Ne yazık ki 61 canı kalıyor. Ama başkası onu vuruyor. Su-101 tankımız var. Onu da maşallah Artemis öldürüyor. Bir anda 4-0 oldu oyun. Peki diyoruz. Devam ediyoruz. Orta düştü. Yan düştü. Alt taraf düştü. Dümdüz gitmeye devam ediyoruz. Burada arkaya kaçan tanklar var. Isu 152 var. Tabii ilk başta biraz korkuyorum bana vuracak diye. Ama şanssızım burada. Delemiyorum ne yazık ki zırhını. Burada çok temiz bir şekilde 700 hasarımı yedikten sonra, bir de artiden yedikten sonra devam ediyorum. Ta karşıda T-62 var. Ne oldu arkadaşlar? Oyun 7-0 oldu. Oyun düştü. karşı takım rezil oldu. Böyle durumlarda karşı avlayın. Devam edin. Durmayın. Medium tank olmanızın keyfini çıkarın. Hızlı yer değiştirmek biliyorsunuz ki hasar verebilmek demektir. DPS'nizi yüksek tutabilmek demektir. Ve bu şekilde de her şeyi rahatlıkla atlatabilirsiniz demektir. Ya ben bu oyunu niye gösterdim? Aslında bir şey yapmış ki videosu değil ama az önceki oyundan daha komik bir şekilde, daha bütün takımda düzgün oynadığında neler olabildiğini göstermek için izlettim. Bu şekilde bir şey olduğunda ve koşarak onu da ben öldüreyim, ona da vurayım diye giderseniz başka tankı öldüremeyebilirsiniz.
Ha burada mesela bir aptallık belirtisi göstereceğim. Şimdi bakın ben gördüm oradan geçilmeyeceğini ve geri gidiyorum. Ama T-100'un arkadaşımız iki tane adamı öldüreceğim cengaverliği devam etmeye çalışıyor. Hoppa! Ölüp gidiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın iki tane adam kaybettik. Yani bir tanesi şeyden boğulmadan. Böyle durumlarda adam öldüreceğim diye suya atlamayın. Umarım T-62'nin güzelliğini, eğlencesini, stressizliğini anlatan bir oyun olmuştur sizin için, bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.